Bir başka tehlike var karşımızda. O nedir diyeceksiniz? 14 Mayıs'ta veya 15 May veya seçimin sonrasında. meclis şöyle düşünün, seçim bitmiş, işte ikinci turda, birinci tur. Ben birinci turda bitmesini ve değişimin olmasını istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu değişimi gerçekleştireceğine inanıyorum ve ona oy vereceğim. Yani ben zaten yapamazsa onu göndeririz. Sıkıntı yok bizim için. <laughs> Profesyonel seçmeniz hepimiz. bu iktidarın artık yapamayacağını düşünüyorum. Bir değişime inan. Mutlak değişime inanıyorum. Ha bu bir. İkincisi milletvekilde seçeceğiz ya. Evet. O milletvekilleri daha sonra YSK ee, kesin ee, seçim sonuçlarını açıkladığında bir müddet sonra da biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyorlar, toplanıyorlar. Her vekil yemin edecek. Ve anayasada bu da düzenlenmiş. Şimdi e, Hüdapar Genel Başkanı var. Zekeriya Yapıcıoğlu sıkıntılı bir durum. Şimdiden mesajını gönderiyor. Aslında yan çizmiyor bakın. Yan çizmiyor. E, soruyorlar kendisine e, yani bu duruma göre değişir aslında bakacak olursunuz. Yan çizmiyor diye de dedim ama bakacağız demiş. Belki de yan çiziyor. Yemin edecek misiniz diye Zekeriya abiye bir soru soruyorlar. Hüdapar yetkilisi genel başkanı o da biliyorsunuz İstanbul'dan AK Parti listelerinden giriyor. Bakacağız diye bir cevap verdi. Bakacağız yok bunun. Yemin etmek zorundasınız. Yani bunun bakacağızı yok. Ee, milletvekili olmanın gereği bu o yemini etmeden e, 81. madde düzenliyor bunu o yemini etmeden milletvekili sıfatını alamıyorsunuz. Dokunulmazlık zırhına bürünemiyorsunuz. Vekiller vekil olarak orada bulunamıyorsunuz. Size bir süre tanınıyor ve o sürenin sonunda e, siz o yemini etmek zorundasınız. Yemin edemezsiniz bir müddet sonra da milletvekilliğiniz düşebilir. Onu da söyleyeyim. Anayasanın o ilgili maddesine bakmadım ama şimdi gelelim onu da buldum ben. Ee, Hüdapar'ın e, 81. maddi ant meselesi şurada o da evet şimdi olay şu Hüdapar e, yemin etmeme yolunu seçebilir o zaman kriz yaşanabilir Türkiye büyük Millet yani kriz de çok önemli değil Üç tane dört tane milletvekilinden bahsediyoruz yemin edemezlerse zaten yemin etmezlerse zaten e, milletvekili de olamayacaklar bu sefer bu Cumhur İttifakı'na. Ee, zarar verecek. AK Parti'ye zarar verecek. Yemine sadık kalırlar mı? Hayır. Yemine sadık kalmayacağını biliyoruz zaten canım. Ama milletvekili olması için e, yemin etmesi gerekiyor. Şimdi yemin şu. Anayasanın 81. maddesi. Bak anayasa kitapçığını ben hiç eksik etmiyorum. Siz de lütfen bu kitapçığı kırtasiyecilerden 60 liraya 70 liraya edinebilirsiniz. Bakınız şöyle diyor e, mecliste vekil yemini şöyle rahatsızların da altını çizdim bazı kelimelerden dolayı. Vekil yemini şöyle. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma. Milletin kayıtsız şartsız egemenliği. Onlar için e, milletin egemenliği yok. Onlar için Allah'ın egemenliği var. Onlar o şekilde düşünüyorlar. Ardından devam ediyor koruyacağıma. Hukukun üstünlüğüne Demokratik ve layık cumhuriyete onlar yani hukukun üstünlüğünü tanımıyorlar. Zaten hukukun insan eliyle yazılmış bir şey olduğunu işte ne bileyim dinin kurallarıyla yönetilmesi gerektiğini demokratik bir Türkiye olarak da görmüyorlar. Zaten İslam Cumhuriyeti olarak görüyorlar ve çok kaşıntı duydukları olayda da layık Türkiye Cumhuriyeti. Orada layık kelimesi, cumhuriyet kelimesi, Türkiye Cumhuriyeti, devleti kelimesi onları rahatsız ediyor. Söylemek istemedikleri, telaffuz etmek istemedikleri bu. Devam ediyorum. Laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı kalacağıma işte en rahatsızlık verdikleri ve en rahatsızlık duydukları cümlede bu Atatürk ilke ve inkilapla adam da zaten Atatürk'ü sevmiyor nefret ediyor ee, ve e, inkılapmış veya ne bileyim e, inkılapmış ilkeymiş bu gibi şeyleri de hiç e, umursamıyorlar çünkü inanmıyorlar inanmadığı bir şeyin de yeminini e, takiye olarak edebilir etme edebilir ama etmek zorunda diye düşünüyorum ben. İnanmasa bile takiye olarak yapacak bunu ve devam ediyor. Toplumun huzur ve refahı milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve e, temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatinden ayrılmayacağıma anayasaya da takmıyor zaten. Anayasada diyor geçenlerde Zekeriya Bey'in bir açıklaması var. Beşeri e, beşerdir yani insan yazmıştır bunu diyor. Değiştirilebilir diyor. Yani bu anayasaya da inanmıyor. E, Türk milleti önünde namusun ve şerefim üzerine and içerim. Türk milleti kavramına da e, çok fazla itibar etmiyor. Ümmetçi yaklaşım var. Yani nereden baksanız bu yemin milletvekili yemini para taban tabana zıt 180 derece zıt o yüzden zaten e, yemin edecek misiniz sorusu sorulduğunda da bakacağız diye bir cevap vermiş valla Zekeriya Bey yemin etmezseniz milletvekili olamayacaksınız e, bir müddet sonra da zaten milletvekilliğiniz düşecek siz bu yemini edeceksiniz ha, o, inanmasanız da inanmıyorsunuz zaten e, yani e, demokrasi laik cumhuriyet Atatürk ilke inkılap vesaire Türk milleti kavramı bunlar ağzınızdan çıkacak He, evet bravo Ahmet çok güzel söyledin. Samimi olarak olmasa da ritüel olarak yapacaklardır onu söyleyeyim. Ee, bir ritüeli gerçekleştirecekler ama samimi düşünceleri değil. İşte bakın AK Parti kimlerle ya? Kimlerle kol kola girdi bak düşünsenize. Kimlerle yürüyor şu anda? Hüdapar dediğimiz bir yapıyla yürüyor. Yani Hüdapar dediğimiz yapıda bir milletvekili adayı var. Faruk Dinç. Faruk Dinç e, Mersin dördüncü sırada. Hizbullah davasında hapis yatmış bir adam. Bakın AK Parti bunu listesinden gösterdi arkadaş. Sorgula neye kime oy vereceksin? Neye kime oy vereceksin? Yani Mersin'de ee, taban tabana zıt insanlar gidecek Hüdapar'ın dördüncü sıradaki adayına AK Parti'de tanımıyorlar ama AK Parti'nin sıralarından girdiği için listesinden girdiği için logosu altına girdiği için oy verecekler. Bu adam Faruk Dinç denilen kişi Mersin dördüncü sıradaki Hizbullah davasında hapis yatmış ve e, Hüdapar'ın genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu şöyle bir savunması var. O diyor ızdırap çekti cezaevinde kaldı çıktı zulüm uygulandı ona diyor yazayım şuraya da unutmayın zulüm uygulandı diye bir cümlesi var böyle de bir bakış açısı var. O yüzden diyor ki neye ve kime oy vereceğinize dikkat ediniz arkadaşlar. Ha, evet dışarıda kalmaması bence daha iyi. Meclisin içerisinde olması zaten gücü bu kadar fazlası da yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti zaten müsaade etmez. 21 yıllık iktidar döneminde Erdoğan gibi popüler bir siyasetçi bu devrimleri, ilkeleri, Atatürk sevgisini söküp atamadı insanların içerisinde. Dindar bir iktidar ülkede dinden insanların soğumasına neden oldu. Hüdapar'ın hiç şansı yok onu da söyleyeyim ama tabii dışarıda olması daha tehlikeli. İçeride olsun meclis içerisinde olsun he. meclis kürsüsünden bunları söylesin rahatsız edebilir hepimizi rahatsız edebilir birçok kimseyi rahatsız edebilir ama orası serbest kürsü pardon oradan e, taleplerini düşüncelerini insanlar hoşlanmasa da ülkenin geneli istemese de dile getirebilirler orası serbest kürsü çünkü meclis orada konuşulsun zaten çözülecekse de sorunlar orada çözülsün.